Kırmızı Beyazlılar ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Tetişe Payalızı spor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Boluspor'un tek golünü atan Melih Okutan ve teknik direktör Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçtı. İlk maçlar her zaman zordur. Güzel bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla özgüvenimizi bize taraftarın bakış açısını tekrardan üst seviyeye çıkardık. Melih Okutan lige iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Öncelikle tabii ki kazandığımız için mutluyuz. Ligin ilk maçları her zaman için zordur. Rakibimiz de Süper Lig'den düştü. Bu ligde bu sene iddialı. Ama onlara üstün oynayarak kazanmasını bildik. İyi bir başlangıç yapmış olduk. Ben de gol attım, takıma katkı sağladım. Bu da benim için ayrıca mutluluk verici. Dediğiniz gibi bu hafta Elazığ Spor'la oynayacağız. Bu iyi başlangıcımızı taşlandırmak istiyoruz. İnşallah orada kazanmak için oynayacağız. Bugün de hazırlıklarımız başlıyor. Umarım iyi bir hafta olur bizim için. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Osmanlı Spor maçını değerlendirdi ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi hazırlandık. Rakibi de iyi analiz ettik aslında. Görsel bir şeyimiz olmamasına rağmen burada kamp yaptıkları bizim için bir avantaj oldu. İyi analiz ettik. Beklediğimiz gibi de çıktı. 1-0 da olsa kazanmak güzeldi. Tabii o maçı unuttuk şimdi. Önümüzde Elazığ maçı var. Elazığ evet sıkıntıları var ama seyrettik dün. Oldukça bu deneyimli oyuncuların çoğunu tutuyor. Kadrosunu korumuş, çoğunluğunu korumuş. Genç oyuncularla da takviye yapmış. İçeride onlar da bir var olduklarını ispat edecekler. O seyircisi önünde yüksek motivasyonla oynayacaklar. Kolay bir maç bizi beklemiyor. Bunun da bilincindeyiz. İnşallah oradan da kazanıp gelmek istiyoruz. Şu anda beklentiler bizim maçımızdan ve herkesin açısından. Geçen senenin bir üstüne çıkabilmek başardığımız zaman biz zaten ilk ikiden çıkacağız. Playoff'un içinde her zaman olup o 2-2 hedefini sonuna kadar kovalayacağız. Bizim hedefimiz bu. Beklentimiz de bu. O oyuncu kalitemiz de bunu yapabilecekmiş de, oyun kalitemiz de bunu yapabilecekmiş de. Evet, bu sene lig biraz daha sert, daha çok yatırım yapan takım sayısı fazla. Ama doğru çalışan, iyi organizasyon takımlar, kulüpler başarılı olacak. İnşallah biz de bunlardan bir tanesi oluruz. Yani şu anda hatta fazlamız bile var. Kadrolar artık biliyorsunuz bu sene 18 kişi yapılıyor. Onun için kolay değil. Dışarıda 8 tane oyuncumuz dışarıda kalacak. Burada memnun olmayan birçok oyuncumuz olacak. Rekabeti üst seviyeye çıkartabilir belki ama düzenli şans bulamayan oyuncular için de bir dezavantaj gibi görünüyor. Bizim kadro planlamamızda şu anda bir transfer görünmüyor. Bir oyuncumuz gitmezse eğer.